Buradan şuraya geçmeye bile oyunla nasıl bir saat mi? Bugün Garden of Bamba'nın başladığı noktaya, yani serinin ilk oyununa dönüyoruz. Daha önce bu serinin karanlık köşelerine adım attık ama her şeyin nasıl başladığını hiç görmedik. İlk oyunun gizemli hikayesini çözmeye ve Banban Anaokulu'nun ilk sırlarını açığa çıkarmaya hazır mısınız? Derin bir nefes alın çünkü bu macera her şeyin başladığı yer. Ama önce siz, YouTube'un en kral oyun severleri, hemen şimdi bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfini çıkarın. Maceramıza başlıyoruz arkadaşlar. Yine bir anaokulu merkezinde, girişinde büyük maceramız başlıyor diyebilirim. Şöyle bir çevremize hemen bakınmaya başlayalım. Kontrollerle ilgili ipuçları veriyor yine. Şöyle masaların üstüne bakınmaya başlamak istiyorum. Çünkü özellikle masa üstlerinde çok şey olabiliyor. Şu anda herhangi bir oyuncağımız, drone'umuz yok sanırım. Şurayı açabileceğim mi ben? Yok, burası açılmıyor. Okey. Tamam, çevremize bakınmaya devam edelim o zaman. Bir kart gibi bir şey bulacağız. Evet. Mavi kartı bulduk. Mavi kapıya doğru gidelim. Ve mavi kapımızı öncelikle açalım arkadaşlar. Evet, drone'umuza sanırım kavuşuyoruz. Drone'umuzu aldık. Şimdi iki tane pil gerekiyor diyor drone'un çalışması için. Daha önceki bölümlerden birinde de böyle bir detay vardı. Burada da bir not var. Bu notu da, bu ipucunu da alalım. Drone'umuz burada ama henüz pil takılı olmadığı için çalışmıyor anladığım kadarıyla. Hemen buralarda pili arayışına geçelim arkadaşlar. Pili bulduktan sonra drone'umuzla muhtemelen şuralara dokunacağız diye tahmin ediyorum ben. Şimdi tekrar bir masaların üzerine bakmak istiyorum. Özellikle masaların üzerinde çok oluyor çünkü pil işte burada. Demin benim gözümden kaçtı ya da demin yoktu bu pil bu arada burada. Diğeri de hemen burada. Tamam. Zaten direkt göz önüne koymuşlar diyebilirim arkadaşlar pilleri. Tamam. Şimdi drone'umuzu o zaman, evet, drone yanımıza kadar geldi. Artık drone'umuzu kullanmaya başlayacağız sanırım. Şuradan hemen tuşlara basarak başlayalım bakalım. Basıyorsun, bas. Yes, çalıştı. Hemen buraya da basalım. Bize drone'un nasıl kullanılacağını anlatıyor ama tabii biz serinin diğer oyunlarını oynadığımız için çoktan her şeye hakimiz. Biraz böyle geriye doğru bir seri gibi oldu bu. Yani benim video yayınlama sırama göre. Tamam. Buraya da bastık ve sarı kapı açılmış oldu arkadaşlar. Drone'u sanırım burada bırakacağız ya. Burada bırakalım. Oo. Şurada bir kuş arkadaşımız var. O içeriye girdi. Şöyle yavaş yavaş giderken acaba benim üzerime mi atılacak diye düşünmüyor değilim. Şöyle bir bakalım. Burası zaten karanlık bir yere mi çıkıyor? Aynen. Buradan sonrasını pek göremiyoruz. Buraya basabiliyoruz mu? Evet. Buraya basıyoruz. Okey. Sanırım bir yerin ışıklarını açtı. Burayı açtı. Direkt karanlık dediğim yerin ışıklarını açtı ve kuş orada duruyor. Hemen çevremize bakınmaya başlayalım o zaman. Şöyle bir bakalım. Evet, burada 6 tane yumurtayı bul ve kuşa ver diyor. Herhalde bu kapı kuşa yumurtaları verdikten sonra açılacak. Burada hemen bir yumurta var. Birinci yumurtayı o yüzden hızlıca veriyorum ben. Hemen diğer yumurtaların arayışına geçelim. Şurada da hemen gözüme bir tane daha ilişti. Şu ikinci olanı da alalım yumurtalardan. Umarım bu yumurtaları verince canlanma gibi bir şey uygulamaz bu arada. Tamam, bu belgeyi de aldık. Şurada bir yumurta daha var. İki tane alabiliyorum mu? Hepsini tek tek vermem mi gerekiyor? Alıyoruz, tamam. Güzel bu. Şöyle dolaşa dolaşa diğer yumurtayı arayalım. Şunların üzerine falan bir tane daha olabilir mi acaba? Diyeceğim. Yani böyle şu yansıma yerlere bir tane daha yumurta olabilir fikrini bana sundu ama burada teklerin içinde bir tane var. Burada alınacak bir şey var mı? Sanki içinde levy gibi bir şey var gibi geldi. Tamam. Bunlarda bir şey yok. Bir tane koymuştuk. Şu elimizdekileri bir koyalım. Kaç tane daha aramamız gerekiyor? En azından onu anlamış oluruz arkadaşlar. 2'yi koyalım. 3'ü koyalım. 4'ü koyalım. Tamam, bu kadar. 4 tane bulduk şu anda. 2 tane daha bulmamız gerekiyor.
İki tane daha bulmamız gerekiyor. Nerede olabilir? Yani şu dışarılara falan hiç bakmadık ama buralarda bir yerde olabilir mi acaba? Bir yumurta daha. Şöyle bir bakıyorum. Burada yine bir bilgisayar var. Burada camlı bir bölme var. Bu camları sanırım kırabiliriz. Bir dakika. Ha, burada drone'umuz. Şu camı bir kırar mısın dostum? Şuraya tıklasam acaba gider misin? Kırar mı? Deneyelim. Orada çünkü tuş var. Ona basmamız bir şeyi etkiliyor olabilir. Buraya basamıyoruz. Tamam, şuraya bir gitsen abicim. Git drone kardeşim. Yok, basamıyoruz zaten. Bir sarı kart gerekiyor önce. Tamam, camı kırmış olduk. Of, sandalyeleri falan da uçura Bunlar falan zaten açılmıyordu. Bakmıştık. Okey, bizim direkt iki tane daha yumurtayı bulmamız gerekiyor demektir bu. Her tarafı şöyle bir karış karış arayacağım şimdi. Hemen bulacağız, merak etmeyin. Bir taraftan drone'a da komutlar veriyorum. Tamam. Şöyle bakalım. Burada falan bir tane daha olabilir mi? Buralarda yok galiba. Tamam. Şu parkın şeylerinde. Aa, şurada bir tane daha var. Okey. Bir tane daha bulduk. Son bir tane kalıyor arkadaşlar. O bir taneyi de bulduk mu? Artık ne olacak bilmiyorum yazık. Umarım bu canlanmaz ama. Tamam. Şöyle bir çıkalım hemen yukarıya doğru. Şuralara falan bir bakalım iyicene. Aa, burada bir tuş var örneğin. Şu tuşa da bir basalım. Şu tuşa da bir bastık. Tuşa basınca ne oldu yalnız? Şu buton mu aktif oldu? Bana mı öyle geldi? Şurada falan bir şey olabilir mi? Ha, burada var sanki bir tane ama alınmıyor. Acaba içeridekine bastık. Buraya da tıklayınca aktif mi olacak ya da verecek mi topu? Bir deneyelim hemen. Gidiyor şu anda arkadaşımız. Evet, verdi. Sonuncu yumurtayı da aldık. Top dedim. Arada sırada ama yumurta arkadaşlar bunlar. Kuşa yumurtamızı veriyoruz. Bir tane daha verdik. Bakalım bir şey yapacak mı? O bir şey veriyor. Kart mı veriyor? Evet. Kart veriyor arkadaşlar. Tamam. Bu kartı da aldık. Şimdi bu kart galiba o demin camı kırdığımız yerin kartı arkadaşlar. Çünkü sarı butonlu bir yer. Evet, buranın kartı. Şimdi bu tuş da aktif oldu muhtemelen. Şuraya da Oğlum bu sandalyeleri ben niye böyle dağıtıyorum acaba sağa sola? nerede yalnız bizim drone? Şöyle bir basalım bir bu odaya gelsin. Şimdi bas koçum buraya. Hadi bakalım. Birazcık aşağıyı işaret ettim ama basacak bakalım. Evet, bastı ve buraya basınca da şuradaki odanın kapısı açıldı. Burada da bir kart mı verecek bize? Hayır. Bir çekiç var, bir de not var. Tamam, notu alalım, çekici alalım. Burası zaten böyle açık kalsın artık. Buranın camını kırmamıza gerek var mı? Bence yok. Şöyle bir tıklayayım, kırsın diyeceğim ama gerek yok, neyse. Zaten alacağımızı aldık. Bütün ortalığı dağıtmanın bir manası yok gibi duruyor. Bu çekiçle acaba şuranın camlarını kırabilir miyiz peki? Camlarını diyorum, şu tahtaları. Bir denemek istiyorum o yüzden. Ama ha, tamam. E ile bu tahtaları da kırıyoruz. Drone kalsın orada. Ama buradan geçebilecek mi ki ben? Ha, geçiyoruz. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız bakalım? Zıplamayı bize söyledi ama şurada bir tuş daha var. Sarı olduğu için muhtemelen basabileceğiz. Bastık. Güzel. Şuraya basabiliyoruz mu? Buraya basamıyoruz. Oo, asansör gibi bir şey geliyor. Okey. Asansör gibi bir şey geliyor. Asansör değil tabi de koltuk tarzı bir şey daha çok. Binemiyorum yalnız ben buna. Ha, buraya mı basmam gerekecek bilmeden? Galiba öyle bir şey var arkadaşlar. Tamam, o zaman ben şu tuşa da basayım. Galiba hareket edecek. Tamam, atlayabildim mi? Ben atladım. Okey. Gidiyoruz. Şu anda nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Şöyle arkama doğru bakıyorum. What was my color? Benim rengim ne gibisinden bir şey. Benim rengimi biliyor musun? Galiba renklerle ilgili bir bulmaca çözeceğiz burada. Öyle tahmin ediyorum. İndik. Bu tuşa zaten şu an basmaya gerek yok aslında. Niye bastık gibiyiz? Neyse. Gitsin. Aa, öbürü gelecek zaten. Tamam. Ya burada mahsur kalmayayım diye söyledim de. Şimdi bunların renklerini ayarlamakta sıra arkadaşlar. Bunların renklerini buraya butonlara mı basacağız?
Ha. Butonlara bastıkça renk değişiyor. Bu zaten banban arkadaşlar. Bu o yüzden kırmızı olması gerekiyor. Değil mi? Şöyle bakayım. Tabii banban kırmızı. Bu arkadaş Bambanella mıydı? Bu oğlum renkler de çok birbirine denk ya. Şöyle, şöyle. Bu renk galiba. Bu zaten yeşil. Hemen yeşile geçelim. Tamam. Bu yeşil mi? Yeşil. Okey. Bu pembe. Pembeyi seçelim. Tamam. Bununla bu farklı değil mi diye bakıyorum da. Pembe. Bu arkadaş. Mavi miydi bu? Bir de bu var gerçi. Evet. Bu maviydi. Sanıyorum ki. Yani herhangi birinde hata yaparsak hepsini bir gözden geçirmemiz gerekecek zaten. Bu kırmızıydı diye hatırlıyorum ben ama bir diğer renklere bakmak istiyorum. Kırmızının farklı bir tonu olabilir çünkü. Şöyle bir bakalım. O kabul etti zaten. Galiba turuncu gibi bir şeydi arkadaşlar bu da ama zaten renge gelince kabul etti ve ne çıktı burada? Yeni bir kart verdi bize. Okey. Burada da yine bir not var. Bu notu da alalım her ihtimale karşı. Şurada bir buton var ama nerede benim drone'um? Gel bakayım bir tıkla şuraya. Kuş geliyor. Aman diyeyim bir şey yapma bana. Ne oluyor? Neye bakıyorsun dostum? Bu arada bir şey yapmıyor. Zararsız ya. Demin şeydi falan ama benim şuradan şuraya geçmeme bile oyun nedense bir saat mi? Oğlum zararsız dedik. Yaptığım muhabbete bak ya. Hay Allah ya. Zararsız dediğimiz kuşun bize yaptığı muhabbet arkadaşlar birazcık sıkıntılıydı açıkçası. Sağlık olsun, ne yapalım? Şöyle bir bakalım çevremize yine. Şu notu yine alacağız ama bu kuştan nasıl kurtulacağız biz? O konuda hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Bu kuştan nasıl kurtulabiliriz? Kuş geliyor. Tamam şuraya ben o zaman basacağım herhalde. Bas dostum git git. Bas şuraya. Bas şuraya. Oğlum niye gitmiyor bu? Yanlış tuşa mı basıyorum ben? Oğlum şu kuş gitmeden basman gerekiyor. Hadi. Ha, tamam. Yollar açıldı. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kuş geliyor mu peşimden? Oğlum bu nasıl bir şey? Hareketli yollar. Düşmeyiz umarım. Tamam. Oğlum geliyor hala. Geliyor valla. Kaçmam gerekiyor. Kaçmam gerekiyor. Kaç. Buraya basabiliyorum mu? Tamam. Enerji butonuna bastım. Aşağıya düştü. Tamam. Çok güzel. Buradan da çıktık o zaman. Şöyle bir dönelim. Okey. Geri döndük. Yani burada herhalde yapacağımız bir şey yok burada bu noktadan sonra diye tahmin ediyorum. Bakıyorum yine şöyle bir çevreme ama neyse ki kuştan en azından kurtulduk. O zaman acaba geri gitsem mi? Gidilebilir mi? Artık kuş da yok ama kapandı burası. Tamam. Çıkalım arkadaşlar bir bakalım. Bir tane daha sonuçta kart aldık. O kartla hangi kapının kapısını açabileceğiz? Tam rengini de hatırlayamadım şu anda ama şöyle bir bakalım. Şurada kapılar vardı çünkü. Sanırım turuncuyu da oradan aldığımız değil mi? Evet. Tamam. Turuncu kapı da açılıyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bu açılmıyor. Tamam. Burada bir bilgisayar var. Burada da bir tuş var. O tuşa da hemen basalım. Al, burada da yine drone'la nişan alabileceğimiz bir şey var. O zaman drone'u bir bu odaya çağıralım önce. Şöyle. Ha. Bas abicim şuna. Bas. Git. Üzerine git. Üzerine git. Üzerine git. Tamam. Bastı bu da. Çok güzel oldu. Şimdi. Burayı açınca ne oldu? Hiçbir şey anlayamadım şu anda. Acaba şu tuş mu aktif oldu? Evet, burada asansör gibi bir şey ama giremiyorum ben. Onlar aşağıya doğru gidiyor şu anda. Yani ben niye gidemiyorum abi? Drone sen git bari benim yerime refakatçi olarak aşağıya. Burada yine bir not var. Tamam, bir uçak bileti aldık galiba. Aa, asansör geliyor. Gerçek asansör geliyor arkadaşlar. Tamam. Şuradan buraya geçeceğiz o zaman.
Ve basacağım tuşa, gideceğim herhalde diye tahmin ediyorum. Bakalım ne olacak. Kapı kapandı. Evet, aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz ve bizi ne bekliyor? Göreceğiz hep beraber. Ne oluyor lan? Asansörde mi kaldım? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oha, bir şey giriyor. Bir şey, vücudu kocaman. Oğlum asansörü ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dostum? Ne oldu? Asansörden düştük galiba. Çekti asansörü aşağıya doğru. Ne oldu şimdi? Oh, thanks for playing diyor. Birinci bölüm hayli kısaymış arkadaşlar. Birinci bölümü bitirmiş olduk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.